Sual, Allahü Teala'nın peygamberine uymadıkça, Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak mümkün olur mu? Resulullah Efendimiz'i ve onun sevdiklerini sevmeden Allahü Teala sevilebilir mi? Cevap, Büyük İslam alimi, Evliyanın baş tacı, zamanının kutbu, Kayyumi Rabbani, Muhammed Masumi Faruki, Serhendi, Rahmetullahi Aleyh, Hazretleri, Mektubat kitabının 1. cildi, 22. mektubunda buyuruyor ki, Yavrum, kıyamet yaklaştı. Zulmetler, kalpleri karartan şeyler çoğaldı. Herkes, bu karanlık akıntılara sürüklenmektedir. Böyle bir zamanda, bir sünneti ortaya çıkaracak ve bir bidati yok edecek bir kahraman lazımdır. Resulullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetlerinin nurları ile ışıklanmadıkça doğru yola kavuşulamaz. O yüce peygamberin izinde bulunmadıkça, felaketlerden kurtulmaya uğraşmak boşunadır. Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymadıkça, tasavvuf yolunda ilerlemek ve Allahü Teala'yı sevmek saadetleri ele geçemez. Ali İmran suresinin 31. ayetinde mealen, Allahü Teala'yı seviyorsanız, bana tabi olunuz. Bana uyanları Allah sever, buyuruldu. Allahü Teala, Habibine böyle demesine emir buyurmaktadır. Saadete kavuşmak isteyen kimse, bütün adetlerini, ibadetlerini ve alışverişlerini onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Bu dünyada, bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar, bu kimseye sevimli ve güzel görünürler. Bu kimse, onları da çok sever, beğenir. Bunun gibi, sevgiliyi sevenler, her zaman sevilir. Sevgilinin düşmanları, sevenin de düşmanları olur. Bundan dolayı, görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler, ancak o yüce peygamberi sevmekle ele geçebilir, aleyhi ve ala aleyhissalatu vesselam. Yükselebilmenin, ilerlemenin ölçüsü, bu sevgidir. Allahü Teala, sevgili peygamberini, insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda topladı. Eshab-ı kiramın hepsi, ona aşık idiler. Hepsinin kalbi, onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri, lezzetlerin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler. Onu canlarından, mallarından, kısaca, her sevilenden daha çok sevdiler. Onu aşırı sevdikleri için, onu sevenlerle seviştiler. Bunun için birbirlerini de çok sevdiler. Onun üstünlüğünü anlayamayıp, onun güzelliğini göremeyip, onu sevmek saadetine kavuşamayanlara düşman oldular. Çünkü, taatların, iyiliklerin başı, dostları sevmek ve düşmanları sevmemektir. Allah'ı seviyorum diyenlerin, eshab-ı kiram gibi olmaları lazımdır. Seven bir kimse, sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevdiğinin düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık, bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Bu kimse, sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun içindir ki, bir kimseye deli denilmedikçe, bu kimsenin imanı tam olmaz. Buyuruldu. Kendisinde bu delilik bulunmayanlar, sevmekten mahrumdurlar. Düşmanlık etmeyince, dostluk olmaz. Seviyorum diyebilmek için, sevgilinin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Sözümüz yanlış anlaşılmasın. Eshab-ı kirama düşmanlık etmek bunun içinmiş sanılmasın. Faideli Bilgiler Kitabı sayfa 208.